malzemeler geldi. Abi bu da bitti, bundan da al. Tamam tamam, ondan da alırım. Oğlum para var mı üstünde? Şey, ya ben bakkala hesap açtırıp akşam hepsini birden kapatacağım. Tamam anladım, akşama hallederiz canım. Neyse ben o dediğinden alıp geliyorum hemen. Hadi bay bay. Ev pislik içinde. Haklısın hayatım. Ya buradan siliyorum örümcek ağlarını, öbür taraftan üstüme geliyorlar. Anne. Acaba ben bu duvarı tek başıma mı temizleyeceğim? Öyle gözüküyor canım. Ne demek ki üniversite hayatım başlamadan bitti. Yani ben 4 sene uğraşırım burada. Söylenip durmayın. Siz olmasaydınız da 5 dakikada temizlerdim ben bu evi. Nereye gittiler anne? Yeni tasımlı kolyenden bak bakalım. Görürsün. Yani onlar şimdi dündeler, biz bugündeyiz. Yani onlara göre yarındayız, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Çok iyi anlamışsın. Neden böyle bir şey yaptım biliyor musun? Çünkü onları burada sihirle dondursaydık ve açıldıklarında geçen 1-2 saniyede bu evin nasıl bu kadar çabucak temizlendiğini onlara açıklayamazdık. Ama şimdi onlara göre yarın, yani bize göre bugün öğleden sonra buraya geleceğiz ve ev tertemiz olmuş olacak. Biz de sadece Cem'in eşyalarını yerleştireceğiz. E tamam da abim bu evin kirli halini biliyor. Eve geldiği zaman bu ev ne kadar çabuk böyle temizlen demeyecek mi? Annen onu da düşündü. Hepsinin zihnine bu eve bir temizlikçi kadın tuttuğumu yerleştirdim. Ay anne, sen gerçekten sihirlerini muhteşem kullanan sihirli bir annesin. Nasıl bir anneyim bilmiyorum ama oğlumu burada bu hijyen problemiyle yaşatmaya razı bir anne değilim. Canım benim. Hadi başlayalım mı? Nereden başlıyoruz? Camlardan başlamaya ne dersin? Hadi bakalım. Üzerinden hiç çıkarmaman gereken tılsımlı kolye. Vay canına, çok güzel bir kolye. Ne işe yarayacak? Seni koruyacak. Bak bu tarafında peri dilinde yazılmış bir tılsım var. Arka tarafında da sihirli bir ayna. Biri ya da bir durum seni şüphelendirirse bu tılsım seni koruyacak ve sihirli aynadan bakınca da o kişinin gerçek kişiliğini öğrenebileceksin, göreceksin. Ayrıca bunu sihirli ayna olarak da kullanabilirsin. Ya da sana bir kötülüğün geldiğini hissedersen bu sihirli ayna seni o kötülükten de korur. Ya ne kadar kullanışlı bir şey değil mi? Bunu her dakika takacaksın ve kullana kullana buna bayılacaksın. Hiç üstünden çıkarmak istemeyeceksin. Bundan hepimiz de olacak değil mi? Tabii olacak. Periliçe hepimizin bunu takmasını istiyor. Hatta Ali ve Zeytin takmaya başladılar. Betüş ve Çilek'te de var. Cezası yok değil mi? Tabii ki yok. Periler uzun yıllardır bunun üzerinde çalışıyorlar. Periliçe özellikle onayladı ve bunu takmamızı da istiyor. Ah. Evet, işte bu da benimki. Rengi ne kadar güzel değil mi? Evet, çok güzel.
Ama niye seninkisi farklı? Aa, kaç yüzyıl yaşadığına bağlı. Zamanla seninkinin rengi de değişecek. Bak mesela şu anda seninki pembe kuvars. Aşk, mutluluk ve huzur demek. Değişecek. Gel dedene gösterelim. Aa, nerede bu taci? Daha demin buradaydı. E tek başına dışarı çıkmış olamaz. Yukarı çıktığını da duymadım. Sesi uzun zamandır çıkmıyordu. Taci! Taci! Aa! İşte biz sılsım yaparken arkamızda duruyor orada. Hah, yok oldu. Aa, aniden kayboldu. Evet. Bir daha geriye alalım bakalım.
İşte biz, o yok oldu. Aynı şekilde yok oluyor. Kim onu sihirledi? Kim nereye götürdü? Nasıl öğreneceğiz? Ne bileyim ben. Sihirli aynaya soralım. Çabuk bize bu kimin işi onu göster. Aa, orası neresi? Bilmiyorum. Sihirli ayna da sapıttı. Perihan teyzeden yardım isteyelim mi? Ay, olmaz. Önce bir etrafı kolaçan edelim. Belki Perihan onu gizlice bir yere çağırdı konuşabilmek için. Ben bir bahçeye bakayım. İyi fikir. Hadi koş bahçeye bak. Ben de şatoyu kolaçan edeyim. Yürü. Dede. 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 Dede neredesin? Dede. Dede. Dede neredesin? Taci. Ha, uyuyor. Niye burası gece? Dışarısı gündüz. Hiçbir şey anlamadım. Anneanne, tuhaf bir şeyler oluyor. Neredesin Toprak? Bahçede. Tamam, bekle, geliyorum. Anneanne, şuraya bakar mısın? Her yer gündüzken tam o canımın önü gece olmuş. Orası neresi biliyor musun? Dedenle benim yatak odamızın önü. Deden nerede biliyor musun? Orada uyuyor. Hem de dün geceki pozisyonunda. Bunun anlamı ne olabilir? Biri fanileri dün geceye götüren bir sihir yapmış. Ama biz periler doğru günde ve gündüzdeyiz. Bunu tılsımlarımıza sorabilir miyiz? Tabii ama önce terasa çıkalım. Ve bir sağlama yapalım, sonra nedenini öğrenelim. Tamam mı? Tamam. Hadi. Evet, şimdi denemeye başlıyoruz. Ne gibi? Bekle de gör. Gördün mü? Taci buraya gelir gelmez gece oldu. Evet, inanamıyorum. Şimdi de gündüz oldu. Neden dedeme gece? Bize gündüz gösterir misin? O evi gösteriyor. Hangi evi? Sihirli aynanın gösterdiği evi. Teyzemle Çilek de sihir yapıyor. Bakayım. Epek anlaşılmıyor. Benim büyük sihirli aynamdan bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor oradan anlarız. Hadi. Aa, sakın bu Cem'in tuttuğu ev olmasın. Bence de orası. Anne bak nasıl oldu desenler. Ay çok güzel olmuş. Kediler harika. Çilek, şuraya da yapsana. Hı hı. Ay çok güzel oldu. Anne, herkes için şu an gece olduğuna göre kim ki bu? Bilmem. Ya ev sahibi ise? Yok yok, ev sahibi olamaz. O da şu anda gece yarısını yaşıyor. Derin bir uykuda olmalı. Şu kabı derinden bakalım mı? Zeytin gelmiş. Aa, biz geldik. Anneler. Kolay gelsin. Aa, anneler getirdiniz bize. Elleri kolları dolu gelmişler.
Firuze nerede? Ötekiler yok mu? İkiniz mi kaldınız? Ay dayı hiç sorma. Yani badana, boya, doğramalar, parkeler falan derken işin içinden çıkamadık ve... Annem öyle bir sihir yaptı ki... Bir dakika, bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım. Cem nerede? Çocuklar nerede? Şöyle anlatayım dayıcığım. O kadar kirliydi ki o kadar insan bile bir günde bu evi temizleyemezdi. Dolayısıyla şu anda senin güzel karın Firuze ve çocuklar mışıl mışıl yataklarında uyuyorlar. Ha demek onları dün geceye yolladınız öyle mi? Aynen öyle. Bu durumda yarın da bugün olacak. Evet ve yarın öğlen de hep birlikte buraya geldiğimizde sadece Cem'in eşyalarını yerleştireceğiz. Tamam bugün de yarın olacak. Evet. Ama sihirle de pek bir şey yapamamışsınız sanki. En iyisi biz de size yardımcı olalım ha? Evet ben de temizlik yapmak istiyorum. Evet. Nereden başlıyoruz? Ay, şuraları beğenmedin dayıcığım oradan başlayalım. Pekala. Hadi bakalım. Akıllı teyzene baktı ki Firuze ile çocuklarla bu iş olmuyor. Hemen sihirli güçlerine başvurmuş. Ama ben bunu Perihan'a yetiştireceğim hemen. Ama oğlunun iyiliği için bu sihir yapıyor. Hem sen neden ceza alması gerekiyormuş gibi bakıyorsun? Madem torunumun evi temizlenecek, niye Betüş beni çağırmıyor? Çok ayıp bir şey bu, çok ayıp. Bak fani olsak bir annenin çocuğuna gücenmesi çok doğal olur. Perihan! Mom! 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 Perihan! Mom! Perihan! Dudu! Dudu! Aklını mı kaçırdın be kadın? Baş peri ol da işine gücüne bak. Meditasyonunu sonra yaparsın. Gelirim bin tane laf edersin. Seslenirim duymazdan gelirsin. Bir işler karıştırırken ortalıklardan toz olursun. Tam sessizliğe, huzura ihtiyacım olduğu zamanda küt diye ortada bitiverirsin. Ne? Hadi hadi beni eleştirmeyi bırak. Sana ihtiyacım var. Derhal buraya gelmen lazım. Kızımla ilgili bir şey göstereceğim sana. Betüş'ün başı mı dertte? Hayır, hayır. Bilakis ilk defa sihirleriyle ilgili mucizeler yaratıyor. Orada öyle çan çan konuşacağına buraya gelirsen seninle bazı dertlerimi paylaşacağım. Anne kız ilişkileri hakkında bazı şikayetlerim var. Onu söyleyeceğim. Durma hadi orada Perihan. Buraya gel çabuk. Kim bilir gene ne manasız arzuların peşindesin ama... Geleceğim. Görevim. Mecburen. Aman aman süslenmeye püslenmeye kalkma. Hevesin kursağında kalır hayatım. Çünkü tacı uykuda. Seni göremeyecek. Çatla arkasından da patla. Madem bu kadar acele çağırdın, benimle didişme uğraşma da ne söyleyeceksen söyle. Dinle o zaman. Ama değil mi? Gerçekten çok güzel oldu. Evet ya tertemiz oldu. Betüş bu ev güzel oldu da kutu gibi be. İyi de hayatım. Kaç tane üniversite öğrencisinin böyle evi saray gibi olabilir ki? Ya peri değilse pek azının tabii ki. Ya Betüş ben üzülüyorum Cem abi burada oturacak diye. Oh, canım inan ki biz de çok üzülüyoruz ama Cem abi artık kendi kararlarını verecek bir yaşa geldi. Bizim de ona bu hayat mücadelesinde destek çıkmamız lazım. Baba ben de Cem abinin yaşına gelince ayrı eve çıkacak mıyım? Hayır küçük hanım. Sen 1 milyon yaşında olsan bile ben seni dizimin dibinden ayırmayacağım. Sana katılıyorum Ali dayı. Aa, ya dayı söylemeyi unuttum telaştan. Siz böyle eliniz kolunuz dolu geldiniz. Ne güzel paketler neler getirdiniz. İyi de canım boş gelmek olur mu? Abajur aldım, battaniye, mumluk, bardak. Yani çam sakızı çoban armağanı. Çok teşekkür ederiz.
Ederiz de bu paketleri burada bırakamayız. Aa, öyle ya. Bu durumda gideceğiz, yarın tekrar geleceğiz. Annemin görmemesi için de görmez bir halde saklarız. Ya gördünüz mü kafa nasıl çalışıyor, zehir gibi. Bence bu genlerini ablamdan almış. Evet evet, bu şimdi küçük Dudu, küçük. Küçük Dudu. Küçük Dudu'ymuş. Keşke tırnağım olabilseniz siz. Ay, hadi gidelim mi artık? Burada yapacak bir şey kalmadı herhalde. Efendim, size sihirli günler. Baba, sihirli günler değil, sihirli geceler. Eve gidince gece olacak. Amca. Evet, hadi güle güle. Ne yapıyorsun Dudu? Bekle de gör. Ne oluyor ya? Ay, anne, ne işimiz var bizim burada? Neden ben torunumun evine çağrılmıyorum? Neden benden yardımım istenmiyor? Ha? İşte Perihan burada. Peri anne evlat ilişkilerinin kurallarını anlatacak. Buyurun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Periler arasında ana kız ilişkileri kuralı mı var? Ha, ben bilmiyorum herhalde. Ha? Bana bak Dudu. Kural mural icat edip kızınla aranı alma beni. İster fani ol, ister peri, anne evlat ilişkisi çok kıymetli. Aa, öyle herkese Perihan teyze, Perihan teyze dedirtmek kolay. Büyük ol, Perihan teyze ol da anlat. Dış kapının dış mandalı mıyım ben canım? Ben neyim? Ben kimim? Niye benim yardımım istenmiyor? Niye bana böyle muamele ediliyor? Gelemem ben böyle şeylere. Yeter, bu kadarı fazla. Sinirlendirmeyin beni. Alındım, çok fena alındım. Hayda. Zeytin, niye gülüyorsun? Hiç komik değil. Senin şu anda odanda olman gerekmiyor mu? Sizin odanızda uyumayı seviyorum. Tamam ama son kez. Bak artık genç kız oldun, sen büyüdün. Kendi odanda yatman lazım. Tamam. Yok, ben çok ciddiyim ona göre. Kıpraşma. Hayır, yani anlamıyorum anneciğim. Sen gelseydin oraya ne yapacaktın sanki? Sihirli temizlik. Tamam, onu zaten bir kişi yapabilir, onu da ben yaptım. Torunum için yapacaktım. Belki manevi olarak mutlu hissedecektim kendimi. Anne, ben seni biliyorum. Şimdi eğer annem oraya gelseydi bakacaktı. Ay, bu ne berbat mobilyalar, bu ne eski mobilyalar diyecekti. Hop, onların hepsi gidecekti, yenileri gelecekti. Sonra bakacaktı boyalara, badanalara. Ay, 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 pis bunlar, pis, değiştirin diyecekti. Bütün eve boyacıları sokacaktı. Yani anne, amacımız o değil ki. Biz istiyoruz Cem o küçücük konforsuz evde kendi hayat mücadelesini versin. Hani senin gibi cömert bir anneanneyle bunun olmasına imkan yok. Aman aman, bir derleme, bir toplama, bir temizlik. Aman, ne kadar önemli anne oldun. Cem o evde oturtulur mu? Küçücük bir ev. Pencereleri bile tuvalet penceresi gibi. Salonda oturup dışarı baktığın zaman sadece yürüyen insanın ayakkabılarını görüyorsun. Ya da bir araba geçiyor, sadece lastiklerini görüyorsun arabaların. Ama abim ancak o evi tutabildi. Kendi bilir. Bence bir haftaya kalmadan hemen size döner. Zaten ablamla ben abimi iddiaya girdik. Dedik ki abime, abi sen evde ancak bir ay ya da daha az bir süre kalabilirsin dedik. Eğer ablamın ben iddiayı kazanırsak abim odasını ablama verecek ve kendi salonda yatacak. Ama eğer abim iddiayı kazanırsa ablamla ben bütün harçlıklarımızı abimin evine eşya almak için yatıracağız. Ceren'e söyle eşyalarını toplasın, Cem'in odasına yerleşsin. Cem o küçücük evde kalamaz. Kalmamalı da. Anne, sakın sihirle müdahale etme. Cem kendi hayat mücadelesini kendi verecek. Oğluna böyle davranan bir anneye verilecek ceza yok mu Perihan? Oğlunun özgürlüklerine, seçimlerine şans tanıyan anneye ceza yok. Ona ancak ödül verilebilir. Canım Betüş'üm, biliyorum. Senin için, çocuklar için, Sadık için çok zor. Hatta yarından sonra Cem'in yokluğunu iyice hissedeceksiniz. Ne olur ağlama güzel kızım. Ben şunu da biliyorum. Eğer Cem başaramayıp eve geri dönerse onu bağrınıza basacaksınız. Bu yüzden seninle
Bir kere daha gurur duyuyorum. Ferhat teyzeciğim. Çok çok teşekkür ederim. İnanın yani benim için de Sadık için de çok ama çok zor oldu. Hele Sadık o kadar üzüldü ki evi görmeye bile gelemedi. Hele yarın sabah yani onlar için yarın, bizim için bugün olan sabah kahvaltısı. Ay onu düşünmek bile istemiyorum. O kadar acılı, o kadar kederli bir kahvaltıydı ki. Evet, kabus gibi bir sabahtı. Babam tutturdu gelmeyeceğim diye. Ve yine öyle olacak galiba. Ama Cem, eğer yapamaz da eve geri dönerse ona asla başaramamış gibi davranmayacağız. Eğer yoluna devam ederse de biz de onu hep sevmeye devam edeceğiz. Çünkü o bizim oğlumuz. Sıkıştım. Benim işim bitti zaten. Gelebilirsin. Gir hadi. Sağ ol. Bir şey değil. Zaten bu evde geçireceğimiz son sabah olacak. Artık bize sıra gelmese de olur. İçeri gidecek cesareti toplayamadım. Ruh gibiydi zaten. Evet. Abla farkında mısın? Bugün abim ciddi ciddi evden gidiyor. Biliyorum. Baksana bana. Ağlıyor musun sen? Sen de ağlıyorsun. Herhalde ağlayacağım. O benim, benim de abim. Neyse, toparlanalım artık. Annemler de yeterince üzgün zaten belli etmiyorlar. Evet, soğukkanlı ve olgun olmamız lazım. Oğlum, sen niye orada öyle duruyorsun? Kahvaltıya gelsene. Yok yok,
Ayağım uçtu da benim. Geliyorum. Günaydın herkese. Günaydın canım. Günaydın. Kızlar nerede? Ay, odalarındalar hayatım. Şimdi giyinip gelirler. Ne güzel şeyler hazırlamışsınız. Bizimle yapacağın son kahvaltı ya. Özendik işte. Canım niye öyle söylüyorsun ki yani? Bayramlarda işte doğum günlerinde falan gelir değil mi? Gelir, gelir herhalde yani. Ya baba hayır, her zaman gelirim. O kadar özel günlere gerek yok. Sen de abarttın yani. Evim şurası sayılır. Sana göre şurası da bize göre Fizan yani. Neyse keyfine bak oğlum. Seninle anne baba olduğun zaman bu konuyu konuşuruz. Günaydın. 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 Günaydın kızlar. Günaydın. Oo, bakıyorum da bugün abim için ekstra özenilmiş. Hep en sevdiğin şeyler var. Evden ayrıldığı zaman bu yemekleri yemez diye Firuze ablayla annem hazırlamıştır. Evet, aynen öyle düşündük. Öğrenci çocuk, aldığı para zaten kirasına gidecek, faturasına gidecek. Nerede böyle kahvaltı yapacak? Allah'tan annesinin kafesinde çalışıyor da karnı doyacak evladım. Ya siz gider ayak benim moralimi bozup beni caydırmaya falan mı çalışıyorsunuz? Yok öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yapmıyoruz ki. Hani sen özgürce kararını vermişsin, evini tutmuşsun. Biz de kabullenmişiz yani. Keyfine bak, boş. Hayatım, öğleden sonra biz Cem'in evine gideceğiz. Burada kalan birkaç parça eşyası var, onları da götüreceğiz. Sen de bizimle gelip evi görmek ister misin? Yok, ben gelmiyorum yani. Yani değil yani, beğenmiş tutmuş güle güle otursun. Baba bir şey söyleyeceğim. Sen evi tutarken sana sormadım, sana danışmadım, evi sana göstermedim. Bu yüzden böyle yapıyorsun değil mi? Ha niye o yüzden yapayım ya? Bir yerleş, düzenini kur, ondan sonra çağırırsın geliriz. Neyse ben gideyim, benim çok işim var. Ha sen evi temizletmek için birilerini tuttun mu? Tabii hayatım, biz gidinceye kadar ev pırıl pırıl olacak. Bak, madem eve döndüğümde artık seni göremeyeceğim, o zaman sana iyi şanslar. Baba, her zaman gel tamam mı? Ya ben biraz para biriktireyim, maçları izlemeye de bana gelirsin. Olur mu? Tabii ki gelirim yani. Ama yani para biriktirmene gerek yok ki. Sen istediğin zaman gelip burada birlikte maç izleyebiliriz. Burası senin evin her zaman, unutma. Sadık Bey, ya bu adam niye ağlıyor ya? Sadık Bey! Sadık Bey! Sadık Bey merhaba. Merhaba Avni Bey. Ya kusura bakma böyle lap diye geldim ama evde oturuyordum. Böyle pencereden teleskop, aman yani aşağı doğru bakarken senin bu halini gördüm de. Ya bir geleyim dedim sorayım. Bak özelse anlatma ama anlatmak istersen dinlerim. Anlatayım. Bizim oğlan tamam mı? Evden ayrılıyor, başka bir ev taşınıyor. Yani bak doğur, büyüt, geliştir. Ondan sonra da benim de bir hayatım var desin, çeksin, gitsin. Olacak şey mi? Yani
aslında haksız mı? Haklı. Analık babalık bencilce bir şey, anlıyor musunuz yani? O yüzden de yani ne bileyim yani biz aslında içimden gelen şu. Tut yakasından, otur burada, burada oturacaksın. Bu evde hiçbir yere çıkmayacaksın de. Ama diyemiyorsun işte yani. Yani diyorum ki hani anne baba egosuyla hayatın gerçekleri arasında böyle takıldım kaldım. Haklısın Sadık Bey, haklısın da. Bu hayatta başka pencereden de bakmak lazım bazen. Bak 2 yaşından beri oğlum yanımda değil. Bu da benim içimi cız ettiriyor. Yani boşandığından beri cumartesinden cumartesiye görüyorum çocuğu. Bir de anasının yanında, elin adamının yanında büyüyor. Yani seni dinlerken aklımdan hep şu geçiyordu. Keşke diyordum, keşke benim oğlum da 18-19 yaşına kadar benim yanımda kalsaydı. Ama hayatta bazen böyle şeyler olmuyor işte. Haklı mıyım? Aslında evet, böyle düşünmek lazım. Doğru, doğru. İyi de sen hala açılamadın Sadık Bey. İşe mi gidiyorsun işte? Hı hı. İyi, arabayı ben kullanacağım, tamam mı? İşe ben bırakacağım seni. Yok, yok anneciğim, hiç zahmet etme. Ya ne zahmet ediyorum? Faruk'u görmüş olurum. Gelirim biraz konuşuruz. Sen de açılırsın, ben de açılırım. Hadi gel gidelim. Hadi. Avni be, sen gerçekten çok iyi bir dostsun biliyor musun? Hem giderken böyle pencereyi açalım. Belki de böyle temiz hava alınca iyi gelir ha. Ay, iyi gelir, hadi şuradan bir kurtulalım da. Sağ olasın, sağ olasın. Ay, ay yani ay, kendimde değilim adeta. Yahu Dudu, nasıl bir halette ruhiye içindeyim biliyor musun? Sanki günlerce uyumuşum gibi geliyor bana. E doğru hissediyorsun Taci. 2 geceyi 1 gecede uyumuş sayılırsın. Normaldir. Ne demek o yahu 2 gecede 1 gecede? Dün gece bir şeyler oldu. Sana sonra anlatırım. Ay şimdi anlat. Ne haltlar yedin yine? Bu sefer ben hiçbir halt yemedim. Kızın yedi. Birazdan sana sihirli aynayı açarım. Oradan seyredersin. Ne olup bittiğini de oradan öğrenirsin. Aç bakalım. Çabuk aç. Çok merak ettim. Şato'yu tam göremiyorum. Şato bu ev mi? Sen hiç merak etme. Ben hallederim. Rahat rahat gelin. Bana bak, sen ne sihiri yaptın böyle? Ay gene sihir diye tutturma. Yavuz'la Toprak buraya geliyorlar ya, her şeyi normale çevirdim. Şatoya ev yaptım, üstüme de böyle günlük basit bir şey geçiriverdim. Ha? Rahatladın mı? Aman bu ne sinir böyle sabah sabah. Sorularınla beni delirtme Taci. Ah. Biz geldik. Ay ay ay, sabahlarımın en mutlu anı bu. Otursanıza. O kredimi akşamüstü dönüşte kullanayım anneciğim. Şirket gitmem lazım, çok işim var. Dönüşte akşam işin yoksa biz de yemeğe kal. Olur, tamam kalırım. Öpücük. Aa, hadi ben kaçtım. İyi işler baba. Görüşürüz kızım. Lütfen zahmet etmeyin rica ederim. Şuna bak, ne merhaba diyor, ne hoşça kal. Tılsımın nerede? Burada, buraya sakladım. Hani babam bu sabah dün sabah sanıyor ya, şimdi diyecek ki kim verdi, neden verdi. Ben de o yüzden bu akşam göstereceğim. Anneannemin hediyesi diyeceğim. Ay 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 ay, ne akıllı torunlarım var benim. Hepsi bana çekmiş. Onlar benim de torunlarım. Zekaları da bana çekmiş. Değerleri yazıyorum. Toplantıya yetiştireceğim. Size de mail de gönderirim. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, afiyet olsun. Sağ olun. Zeyno. Bir dakika, sen ağladın mı? Yok. Ya biraz ama önemli değil. Şimdi toparlanırım canım ben. Ne oldu? Neyin var? Sence neyim olabilir? Yani sence beni kim bu hale sokmuş olabilir? Kim? Kim? Ay yani
Anne ve Edime'ye dilim varmıyor. Da Zeynep bak bir şey sonunda bozulacaksa baştan hiç başlamasın daha iyi ha. Doğru ama haksız mıyım? Ya sen şahitsin bizim yaşadıklarımıza Betüş yani. Şu masada demiyor muydu yani ben Eylül'e kadar bekleyemem. Hemen evlenelim demiyor muydu? Biz bu adamdan bahsediyoruz. Şimdi ne oldu? Sadece ben kafede çalışmak istediğimi söyledim. Betüş başka hiçbir şey söylemedim yani o kadar. Demek ki her şey gerçekten yalanmış yani. Demek ki beni bu kadar kolay silebiliyormuş, çıkarabiliyormuş hayatımda. Canım yok, hayır bak şimdi sakin ol sen. Biraz zaman tanı hem ona hem kendine. Zeyno, şey yapalım istersen ben... çocuklar da arabada bekliyor yani Cem'in evine gideceğiz. Onları bırakayım hemen geleyim ben. Sen bu halde kafede şey yapamayacaksın. Ay saçmalama, ben öyle canım sıkıldıkça geliyorum biraz ağlayıp rahatlıyorum. Sonra gidiyorum. Şimdi makyajımı falan tazelerim ben. Canavar gibi çıkarım müşterilerin önüne. Sen hiç merak etme tamam mı? Sen için rahat git canım sen. Emin misin? Ya eminim. Canım benim ben senin güzel kafene öyle bir zarar verecek bir şey yapar mıyım sence ha? Yapmam. Sen hadi için rahat kafan rahat git lütfen tamam mı? Ben şimdi toparlanıyorum bak. Toparlandım bile bak. Geçti. Tamam. Tamam, o zaman kasaya para bırakacağım. Tahsilata gelecekler, verirsin. Hı? Tamam, veririm ben. Hadi sen çocuklara selam söyle. Tamam, hadi. İyiyim, iyiyim. İyiyim ben, hayırlı olsun. Kolay gelsin size. Sağ olun. Çok mersi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ziya kutu nerede? Cem? Benim kucağımda olacak. Tamam. Abi, acaba sen bu yalnız yaşama fikrinden vazgeçmiş olabilir misin? Hayır tabii ki. Asla. Ay hay Allah. Çok beklettim değil mi sizi? Kusura bakmayın. Tamam hadi gidiyoruz. Önemli değil. Bitti mi işiniz Bitiş Hanım? Bitti bitti. Tamam. Acaba kadın evi güzel temizlemiş midir? İnşallah inşallah. Hayatım tabii ki temizlemiştir. Biz sadece eşyaları yerleştireceğiz öyle değil mi Cem? Evet. Yoksa sen Firuze abla biz yapardık. Aman uzatmayın hadi gidiyoruz benim bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım evime. Tamam. Hepiniz tamam mısınız? Tamamız. Bitecek. Tamam. Gelecek şeyler var içeride. Hah hadi bakalım hadi sana nerelerden geçmiştik? Şöyle dekor gibi bir yerlerden. Dekor gibi bir yerlerden. Bak orada da var, orada da var, orada da var. Keşke Efe'ci onu getirseydik. Buraya mı? Gezmeye mi? Hayır. Görünmez olarak etrafa bakmaya. Zeytin, Efecan'a peri olduğunu söylersen başına nelerin geleceğini biliyorsun değil mi? Baba, Efecan masallara inanıyor tamam mı? Onun için peri olmamız tehlike ve korkunç bir şey değil. Tam tersine çok güzel bir şey. Bir peri arkadaşım var diye benimle gurur duyuyor. Zeytinciğim, güzel kızım. Bak kaç kere söyledim. Bir faniyle peri olduğunu paylaşamazsın. İnsanın en iyi arkadaşıyla aynı sırlarını paylaşacağına evrende hiçbir şey sınır koyamaz. Öyle mi? Peki şimdi soruyorum sana. Sen insan mısın? Annen insan olduğuna göre ben de yarım insan sanırım. Bana bak, senin içinde 500 yıllık bilmiş biri mi var? Ay inanamıyorum. Şu verdiğin cevaplara bak. Pes. Baba, Efecan bana bu sorumu saklayacağı söz verdi. Eğer saklamazsa ona neler neler yapacağımı biliyor. Ayrıca ben biraz daha büyüyünce ondan peri olduğumu saklayacağım ki zaten. Çocukken yaşadığımız sihirli şeyleri ona unutturacağım. Bak sen, o niyeymiş? Büyüyünce Avni amcanın durumunu düşünmemesi lazım. İnsanların en iyi arkadaşıma deli demesini istemem. Hoy hoy hoy, neler de düşünürmüş benim kızım. Baba, Efecan'a güvenmek zorundasın. O gerçekten bu sırrımızı tutuyor, kimseye söylemiyor. Sustum.
ihtar etmek, onu cezalandırmak haksızlık değil mi sence? Ben böyle düşünüyorum da siz de mi böyle düşünüyorsunuz Perilice? Küçücük bir kız ama nasıl da yaşından büyük akıllıca laflar ediyor. Benim annem bir insan. Ben de biraz insan sayılırım diyor. İnsanların en büyük özgürlüğü nedir? Seçtiği, en yakınım dediği kişiyle bütün duygularını, düşüncelerini, kim olduğunu sınırsızca paylaşmak. Yalnız bir şeyi ölçmemek de hata ediyor. Karşısındaki kişinin bunları almaya hazır olup olmadığını. Periliçem, fanilerin çocukları masal dedikleri hayali hikayeleri dinleyerek, o bilim kurgu, fantastik dedikleri filmlerdeki başka dünyaları, başka kahramanları izleyerek büyüyorlar. Bu savaşların, ekonomik zorlukların, krizlerin olduğu dünyada belki de Zeytin arkadaşına çok büyük bir iyilik yapıyor. Yani kısa bir sürede olsa onu dünyanın felaketlerinden uzaklaştırıyor. Belki de bu yüzden Zeytin Efecan'ı sihirli gezilere götürdü. Onun yüzüne bu gülümsemeyi, mutluluğu, heyecanı verdiği için onu cezalandırmayacağım. Ta ki günün birinde onun da dediği gibi Efecan periler var dediğinde biri ona sen delisin diyene kadar. O zaman zamanı geriye alır, gerekli düzenlemeleri yapar. Gördüğü sihirleri de rüyaymış zannetmesini sağlarız. Yani Zeytin arkadaşına peri olduğunu söylemekte özgür mü olacak? Evet, en yakın arkadaşı için ona bu özgürlüğü tanıyacağım. Ama aralarında kaldığı ve sihirleri kötü şeyler yapmakta kullanmadıkları sürece. Çok haklısınız. Annesi ya da babası fani diye bir perinin sihir güçlerini kısıtlamamak gerek. Aynen öyle. Belki yasaklar ortadan kalkınca Zeytin kendiliğinden sihirlerini doğru yerde ve doğru zamanda kullanan bir peri olur ha? Sakın ona bir şey söylemeyelim. Olup biteni olduğumuz yerden izleyelim. Hiç merak etmeyin Perilicem. Hiçbir şey söylemiyoruz. Periliği de fazla abartmamak lazım değil mi ama? İşte evim. Nasıl olmuş bakalım evin? Beğendin mi oğlum? Ay. Süper olmuş burası ya. Muhteşem olmuş. Mis gibi kokuyor. Pırıl pırıl her yer. Siz bu evi temizletmek için kimi buldunuz böyle? Maşallah eli pek çabuk bir kadınmış. Baksanıza ortalığı çiçek gibi yapmış. Hiçbir yerde bir tane bile toz yok. Ayol kim bu kadın? Ay ya o şey kafedeki bir müşterinin aracılığıyla buldum. Öyle bir gündelikçi işte. Anne sen öyle bir gündelikçi olduğuna emin misin? Yani baksana boya falan yapılmış her yer mis gibi olmuş ya süper. Öyle olmuş evet. Şey olabilir yani tavsiye üzerine belki de bir temizlik şirketidir. Onlar öyle her şeyi yapıyorlar ya pırıl pırıl bırakın dedim evi. Pırıl pırıl bırakmışlar. Anne hani bu kadın evi çok güzel temizlemiş ya. Bence biz bu kadını hafta sonları alalım evi temizlesin. Neden? Ben yapamıyor muyum evin işlerini? Ay Firuze abla şaka yapıyor, ciddiye alma sen onu. Şaka mı ciddi mi Betüş Hanım? Firuze abla tabii ki de şaka. Firuzeciğim biz senin üzerine gül kokular mıydık? Sen bizim bir tanemizsin. İyi madem. Madem evin büyük işi bitmiş biz arabadan eşyaları getirelim de ben de onları yerleştireyim. Hadi yerleştireyim ki büyüttüğüm çocuğun evinde bir çorbada tuzum olmuş gibi olsun içtiyse değil mi? Hadi gelin gidelim onları. Anladın mı Allah aşkına? Ya alınmadım be. Biz kaç zamandır beraberiz artık böyle bir kocaman aile sayılırız öyle değil mi? Alınma gücenme olmaz aileler. Hadi bakalım hadi biz gidip getirelim eşyaları. Aman dikkat et. Size bir sır vereyim mi? Hayır. Hayır. Peki. Ama Tuğçe temizliğe gelince şaşırmayın. Of. Ya niye öyle bakıyorsunuz? Yani sonra Ceren söylemedi, haberimiz yoktu demeyin diye söyledim. Hayatıcığım kafasını karıştıracaksın abinin. Aynen. Ama. Ceceren bu sabah
edeceğiz. Baba! Seni öyle bir şey edeceğim ki yarın ya, o büyük maça çıkamayacaksın. Tamam. Alışamıyorsun ya. Abi sana öyle bir tekme atarım ki maçı rüyanda görürsün. Tamam kızım, tamam. Muhteşem görünüyorsun Tuğçe. Çok güzel olmuşsun Ceren. Teşekkür ederiz. Çıkalım mı? Çilek de bizimle geliyor, onu bekliyoruz. Aa ne güzel. Ta 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 ta. İşte balonun en güzel kızı Çilek. Ben hazırım. Ve çabuk. O kolundaki kim Çilek? Kavalyem. Hayatım ne olur biz de onlarla gidelim, çok eğleniriz. Baba bala sadece bizim için. Çocuğum küçük cadı. Aa niye ki kızdırdın abini gene? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi diyorum? Ay, hadi söyleyin de biz de öğrenelim. Ha. Söyleme. Bir şartla. Bütün haftalığını bana vereceksin. Ceren. Ah be abicim ne kuyruktu o ya. Ne insafsız bir kuyruk ya. Bankada sıra beklemekten sırılsıklam oldum ya. Hallettin mi bari? Hallettim ödedim. Leasing mizik ne varsa ödedim. He. Sadık. He. Bu ne hal abi? Ağladın mı sen? Yok ağlamıyorum canım ya. Bir git bir geliyorlar işte. Ya. Oh. Yavuz. Hı. Olan bu sabah gitti. E hayırlısı artık. Ya. Düne kadar çocuktu bunlar. Yani ne zaman büyüdü de böyle evden uçma, yuvadan uçma hallerine girdiler hala anlamış değilim ya. Ah Sadıkçım ya, vallahi seni böyle gördüğüm zaman içim parçalanıyor ya. Abicim bardağın biraz da tolu kısmına baksana. Şehir dışına mı gitti? Hayır. Askere mi gitti? Hayır. Atlayacaksın arabana, yarım saat sonra oğlunun yanındasın ya. Bir de böyle düşün. Doğru ya, ha? Doğru tabii yani nice aileler var ki çocuklarını Avrupa'ya, Amerika'ya yolluyorlar değil mi? Mesela? Yani belki bir yıl, iki yıl, hatta üç yıl görmeyen var. Yani bununla avunalım. Ha Yavuz, bu arada arabanı sağ salim getirdim. Tamam. Ha şey, ha. Avni kullandı senin arabayı. Ne? Benim canavarı ona mı verdin? Evet de çok güzel kullanıyor. Eğledi var mı? Bilmiyorum ama yani çok böyle disiplinli, dengeli, yavaş yavaş kullandı getirdi. Bak ne diyeceğim. Ha. Avni'nin bir tek yaptığı hayatta güzel bir şey var, o da araba kullanmak ya. İyi bari. Nerede şimdi kendisi? Ben şey, kankasıyla beraber. Faruk Bey'le mi? Hı hı. Allah Allah ya. Görüyor musun bak, 100 yılın arkadaşlığı bu olsa gerek abicim. İki tezat karakter. Bak görüyor musun nasıl anlaşıyorlar? De bu aralar ikisi de yaralı biliyor musun? Ha. Biri nişanı attı, öbürü de sözü. Yani kadınlardan ya da yalnızlıktan böyle bir yol tutturmuş gidiyorlar. Ne yapsınlar? Neyse abi sen de toparlan artık hadi. Toparlan, toparlan. Tamam toparlayayım. Çok teşekkür ederim. Avni komutanım ya ne iyi oldu geldiğin şu stresli gün içinde bir nefes aldım. Ya çok iyi oldu gerçekten Faruk. Benim için de çok iyi oldu. Yani şimdi evde otursam acaba Zeyno'yu arasam mı yoksa aramasam mı diye düşünecektim. O bitecekti ondan sonra acaba o beni arar mı yoksa aramaz mı diye düşünecektim. İyi ki geldim, iyi ki vallahi. Acaba Zeyno mu arıyor? Aa Zelal'miş. Zelal mi? Aç aç. Alo Zelal, hoş geldin. Geldim Avni abi, geldim. Neredesin? Vallahi tahmin et bakalım neredeyim. Tahmin et. Suzan'ın yanında mısın yoksa? Ne Suzan'ı Zelal'cim, ne Suzan'ı ya? Boşandığından beri ben Suzan'ı falan görmüyorum. Ben Faruk'un yanındayım şimdi, Faruk'un. Faruk da kim? Hangi Faruk? Ha, aşk olsun, aşk olsun. Benim kaç tane Faruk diye arkadaşım var ya. Askerden arkadaşım. Hani eve getirmiştim bir kere, hatırladın mı? Aa, ya nereden buldunuz siz birbirinizi? Ben en son onu bir ekonomi dergisinde görmüştüm. Hayatı bayağı bir değişmiş galiba. Ya ben de gördüm. Çok gururlanmıştım onunla. Ha.
Nasıl değişmiş hayatı biliyor musun? Hem de nasıl. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Ne zaman indin sen uçaktan? Havaalanında mısın? Gelip alayım. Ben çoktan indim. Otelime yerleştim. Hatta İstanbul'a alışverişe bile çıktım. Hani vaktiniz varsa sen bir Efecan'ı bir göreyim dedim. Ne diyorsun sen? Ne oteli? Otel mi otel olur mu? Hayır, hayır, hayır. Bunu kabul etmiyorum. Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Sen otelin adresini ve adını yazacaksın. Bana mesaj olarak atacaksın. Ben gelip seni alıp eve götüreceğim. O kadar. Olmaz Avni abi. Zaten bir hafta kalıp evime geçeceğim. Kiracının evi boşaltmasını bekliyorum. Bak, bak olmaz. Esas bu olmaz. Neden söyleyeyim mi sana? Benim kardeşim yok biliyorsun. Ama kardeşim kadar sevdiğim kuzenlerim var. Onlardan birisi de sensin. Hayatta bırakmam seni. Mesajı gönder, adresi ver. Ben hemen gelip eve götüreceğim seni. O kadar. Of Avni abi. Tamam, tamam. Senin ısrarınla başa çıkılmaz zaten. Mesaj çekiyorum şimdi, tamam. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Gönder, bekliyorum ha. Otel motel diyor ya. Bırakır mıyım ben onu otele? Tabii ki. Mesaj da geldi. Otel bebekteymiş. Ben gidip alayım. Hadi beraber gidip alalım. Ya Faruk, senin işin gücün vardır oğlum. Ya ben patron adamım. İstediğim zaman girer, istediğim zaman çıkarım. Çıkma saati gelmiş. Hadi alalım o zaman. Zelal evlenmedi demiştin değil mi? Evlenmedi, evlenmeye de niyeti yok. Erkeklere pek güvenmiyor galiba. Hadi. Firuze abla. Daha evin pencerelerinde parmaklık yok. Hırsız girecek abi evine, hırsız. Ya biriniz de olumlu bir şey söyleyin, olmaz mı? Ama hayatım, Çilek doğru söylüyor. Bak bu pencerelere parmaklık şart. Ya İstanbul burası, ne lazım? İyice böyle kafes gibi olsun. Zaten küçücük ev. Yoksa sen de mi beğenmiyorsun evini? Yok canım, yani benim tek sorunum pencereyle. Geri kalanıyla bir sorun yok benim için. O aklıma gelmişken, Ece nerede abi? İnsan sevgilisinin evini yerleştirmeye gelmez mi? Ay Çilek'cim, farkında değil misin? Ece beğenmiyor ki bu evi. Hem abim karşıya taşınmadı diye bozulmuştur, gelmez değil mi? Doğru. Oğlum, evinin kapısı çalıyor. Açsana bakalım. İyi de ben kimseyi beklemiyordum ki. Yavrum, kapıcıdır, bakkaldır. Burası artık senin evin. Kendi evinin kapısını kendin aç bakalım. Değil mi? Değil mi? Açayım o zaman ben. Çekil. Ali dayı, Zeytin. Sürpriz. Hoş geldiniz. Ne haber? İyi. Ben de bunlar iki saattir nerede kaldı diyordum. Eğleniz geldi. Ay neler aldınız böyle? Neler aldınız? Neler aldın kızım, söylesene. Bardak aldık, mum aldık, abajur aldık. Ya niye zahmet ettiniz? Öğrenci evini ailesi yapar oğlum. Tabii sen de ne yapacaksın? Üniversiteni okuyacaksın, mezun olacaksın, para kazanacaksın. Sonra yeğenlerine sen yardımcı olacaksın. Ay dayı, çok zahmet etmişsiniz yani. Bana bak, bir aç da bakalım beğenecek misin? İhtiyacın olan bir şey varsa ne hala, ama ihtiyacın olan bir şey yoksa değiştirme kartı aldık, gider değiştiririz. Yok yok, artık siz almışsınız, beğenirim ben. Ne duruyoruz, hadi açalım. Ver bakayım Belgin. Çok güzel. Bakalım beğenecek misiniz? Harikasın. Çok teşekkürler. Nereye koysam ki acaba ben? Bir baksana bunlarına. Al bakalım. Çok şık. Bak bak. Ne peki? Hani? Aç da gör. Bilmiyorum, beğenecek. Ali bile orada. Bir ben çağrılmıyorum. Niye ben çağrılmıyorum? Benim hakkım yok mu orada olmaya ha? Ama anneanne, küçücük yer. Şimdi biz de gidersek adım atılacak yer kalmaz. Sen de koruma. Koruma onları. Anneanne olarak gideceğim torunumun evine. Göreceğim. Belki para vereceğim. Borca harca girmiştir. Paraya ihtiyacı vardır. Harçlığımı vereceğim.
Ah ah, torunumla konuşabilsem de ben de gelebilsem. Sen de adam ol, sonra insan ol, o zaman gel konuş canım. Tövbe tövbe. Babam gelmeden döneriz değil mi? Canım tabii döneriz. Olmazsa ararız babanı, Betüşler'den alır seni. Hadi kalk gidelim. İyi tamam. Şato sana emanet Taci. Oldu. Allah'ın unuttuğu bu yerdeki bu şatoya birisi gelirse bir havlarım korkuturum onu, kaçar gider, tamam mı? Anneanne, sen böyle mi geleceksin? Ay toprak, ben hallederim onu. Hadi. Kendi işini hallediyorsun. Bir de benim işlerimi halletsene Dudu. Ya bu abajur burada çok güzel oldu ya. Tabii. Gece bir tek onu yakarsın, romantik olur. Ay abla bırak artık, uğraşma. Evet Ceren, artık benimle uğraşma. Ay anne ya, bunları nereye koysam? Ay kızım, her şeyi niye bana soruyorsunuz? Al o zaman. Aa, bu sefer kim ki? Senin evin oğlum, aç bakalım kapını. Allah Allah. Aa, anneanne. Biz geldik. Anneanne, siz nasıl geldiniz? Anne söylemişti ama çağırmadı. Biz de ne yapalım, kendi kendimize zar zor, sora sora bulduk. Anneciğim, ev zaten hap kadar küçücük. İşleri bitirdik, çıkıyoruz şimdi. Biz de yemeğe kalacak değiliz. Dur bakayım şöyle bir eve. Pencereler çok tehlikeli, oradan hırsız girebilir. Oraya böyle demir korunaklar yapmak gerek. Sonra buzdolabı yok evde. Kilidin de biraz eskimiş Cemciğim, tehlikeli. Ben onu halledeceğim, yarın değiştiriyorum. Anneannen halleder sana. Çok iyi tanıdığım bir çilingir ustam var, Mifit Usta, onu çağırırız. Biz de anne babası olarak buradayız, ne gerekiyorsa yapacağız anne. Siz lütfen hiçbir şeye karışmayın. Anne baba olarak oğlunuza damat olmadan bu evden hiçbir yere gidemezsin demediğinize göre artık bütün mesuliyet benim canım. Hayır hayır anneanne, bütün sorumluluk benim. Yani ben istedim, ben çıktım kendi evime. Ben kendi paramı kazanırım, her şeyi hallederim. Canım biz gerekli olan şeyleri sana sağlayalım. Sonra sen gene kendi kiranı falan kendin ödersin. Oldu mu canım? Sen gelsene bakayım biraz sen. Benle şu tarafa gel bakayım. Toprak, hadi işine. Çilek. Al şunu, al şunu dedim sana. Annenin görmesine gerek yok, al şunu dedim. Al, ölümü gör, al. Bak lazım olur, kirayı falan sıkışırsın. Kullanırsın, anneanneler ne içindir, tamam mı benim güzelim? Ne oluyor evladım orada? Canım ben torunumla gizli bir şey konuşamaz mıyım? Sana ne oluyor, ne karışıyorsun ki? Yarın sabah evde misin? Evdeyim anneanne. İyi, ben o zaman çilingiri, demir ustasını buraya yollarım. Buzdolabını da getirir, yerleştiririm. Tamam mı? Tamam. Biz halledeceğiz anneciğim kalanları. Çok da kalabalık oldu burası. Ay anladım. Her dakika kalabalık oldu, kalabalık oldu. Neresi kalabalık oldu ayol? Koskocaman salon. Duruyoruz işte gayet güzel. Telefonla internetin bağlandı mı? Ben dün başvurdum. 3 güne bağlanırmış. Bu eve demek telefon da bağlanabiliyor. Ha? Neyse ben seni ararım yarın, tamam mı? Hadi gidelim o zaman, o kadar konuştuğunuza göre. İstenmiyoruz burada galiba. Anneanne nereye gidiyoruz? Bir söyler misin? Babama ona göre söyleyeceğim. Teyzemlere gelsin. Akşam bize mi geliyorsunuz? Torunumun evine gelmek için izin isteyebilirim ama kızımın evine gitmek için hiç de izin istemeye niyetim yok canım. Gelin tabii Duda Hanım teyze, gelin tabii. Betüş Hanım kafeye gidecek nasıl olsa, biz de oturur kahve sohbeti yaparız. Bak, bak gör. Bak Firuze'den ders al. Firuze kadar olamadın. Merhametli kadın tabii. Kalbi iyi, kalbi iyi. İyi o zaman. Çok kaldık burada, gidelim. Aman da aman. Nazarlardan saklasın, kem gözlerden korusun. Aman da aman, torunumun evi. Pek de mutlu oldum, aman da aman. Kapısı da neresi? Gidelim de kapıdan da çıkalım. Orası anne, orası. Hayır, çok büyük ev ya. Kapıyı şaşırdım. Anneanne. Teşekkürler. Güle güle harca. Gel. Hoşçakalın. Yani, oğlum,
Hadi biz de gidelim artık. Bak akşam sıkılırsan gel, evde bekliyoruz. Tamam, merak etmeyin. Abi, ya söylemesi çok zor ama abimsin sonuçta. Özleyeceğim ben seni. Gel buraya. Artık kıymetimi anlarsın. Gel bir öpeyim. Abicim bak, bak her zaman ara, her zaman gel. Yoksa biz geliriz. Tamam. Ha, şey söyleyeyim. Aramadan, haber vermeden gelmeyin, tamam? Tabii canım. Bekir evine çat kapı gelinir mi? Hayır yani ben şeyi söylemek istedim. Kapıda kalırsınız falan, maazallah. Gerek yok. Cem, iyi şanslar oğlum. Teşekkürler dayı. Cem, bu ev sana hep mutluluk versin inşallah. Kimden kimseye kapıyı açma, arkamızdan da kilitle. Tamam bilmiş. Anne, ben kafeye gelirim çıkışta, tamam? Tamam oğlum, bekliyorum. Haydi ekip, gidiyoruz. Hadi bakalım. Haydi, hoşça kal. Dikkat et. Görüşürüz abicim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet. Hoşça kalın. Eşya getirmişsin Zela. Sorma. Üç uçak bileti satın almak zorunda kaldım. Dur ben yapayım. Kargoya verseydin ya. Canım hepsi ev eşyası değil ki. Kişisel şeyler, kırılacak vurulacak şeyler de var. O yüzden hepsini teker teker paketleyip getirdim. İşte geliyor aslan parçası. Ya. Şoför çıkarabilirdi buraya kadar Avni ya. Yok yok. Ben kendi işimi kendim yapmayı severim. Ne güzel taşıdık işte. Taşıdık? Ne? Taşıdım. Hadi oturup soluklanalım biraz, hadi. Oh. Birçok şeyi değiştirmişsin galiba. Öyle oldu. Suzan'ı hatırlatan hiçbir şey kalmasın istedim evde. Senin ne kadar oldu ki gelmeyeli? 4 yıl falan olmuştur değil mi? Yok kesin oldu. Efecan 1 mi 1,5 yaşında mı neydi son geldiğinde? Bitti mi peki İtalya macerası? Kesin dönüş yaptın mı Türkiye'ye? Evet evet, döndüm döndüm. Oraya mağazalarımıza yöneticiler koydum, iyi yöneticiler ve buraya geldim. Eski evimde oturacağım. İş peki? Burada bir de iş varmış, o ne oldu? Beşiktaş'ta benim bir butiğim vardı. Yeniden orada çalışacağım. Erkek çalışıyor musunuz artık? Çünkü sen zevkli kadınsındır. Ben seve seve müşterin olmak isterim senin. Aslında biz kadın çalışıyoruz ama özel durumlarda erkek de çalışacağız. İstersen bir ara gel bak, beklerim. Gelirim tabii, seve seve. Tamam. Aa, meşhur tenis kovun duruyor hala burada. Aa, yok bu o değil. Ya, yani bu yenisi, eskisi yok artık. Bu da meşhur olacak anlıyız. Ne manasız şey ya salonun ortasında? Buradan yıldızları ne kadar görebilirsin ki? Sen bir doktora falan göründün mü? Yani hala perilerle ilgili o halüsinasyonları falan görüyor olmayasın? Ya. Ah. Ah. Ay, trafikte tam 2 saat. Ay. Öldüm, öldüm, bittim. Şimdi Batuş arabayı park edecek değil mi? Kafayı arabayla gelmeyecek. Kafası çalışıyorsa öyle yapar. Kim? Ne dediniz anlamadım Dudağım teyze. Ay yo yo, öyle içimden geçiriyordum. Birden yüksek sesle söyleyiverdim. Ben size bir yorgunluk kahvesi yapayım da şöyle bahçede içelim. Ne dersiniz? Ay iyi fikir. Şu bahçenin keyfini bir türlü çıkaramadık Firuze. Şunları bırakayım geliyor. Tamam. Aa, ne bu haliniz canım? Yüzünüzden düşen 1000 parça. Abilerini özlemişlerdir. Şimdi bu deli oğlan bu merdivenlerden koşa koşa inip "Oyum nerede Firuze abla? Oyum nerede Firuze abla?" demeyecek mi yani bize? Firuze? Yapma böyle canım. Siz de silin gözyaşlarınızı, yasta mıyız? Aa, hiç hoşlanmam böyle şeyden. Hadi şimdi bahçeye çıkalım, temiz hava alalım.
alalım, kahvemizi içelim. Hadi bakalım, beni takip edin. La 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 la. Anne, ben arka bahçeye çıkayım mı? Ya Zeytinciğim, daha yeni girdik hiç. Peki çık, çık peki. Ay iyilik ya, ne olsun. Yani ay pardon Betüş'cüğüm ya, valla o kadar huzursuz ve sinirliyim ki yani. Ay ya, hala aramadı, ne yapacağım ben? E sen ara o zaman. Ay ben niye arayayım? Ya ben ararsam hem tamam çalışmamayı kabul ediyorum falan demiş gibi olacağım. Hayatım al karşına adamı, bir daha konuş. Yani böyle bir şey için ayrılmayacaksınız herhalde. Bak burada kendi kendini perişan edeceğine konuş Avni Bey'le açık açık. Ne söylemek istiyorsan anlat. Ya bilmiyorum, düşünüyorum. Ay neyse, yani hep de böyle senin sıkıntılı, üzüntülü olduğun zamanlarda benim de başka bir telaşım oluyor. Sana hiç ne yapıyorsun, iyi misin diye soramıyorum. Ne olur kusura bakma ya. Önemli değil canım. Yani bugün sana, yarın bana. Hepimizin başına bir şeyler geliyor bu hayatta. İçerisi nasıl? Sakin canım, sakin. İki kişi vardı biraz önce burada, onlar da gittiler zaten. Zaten içeride birileri olsa ben böyle rahat rahat oturur muyum burada? Neyse canım, ben bir içeri geçeyim. Sen de rahat rahat düşün burada. Tamam, tamam. Getiririm bu boşları birazdan. Ay bir evlenseler, sanırım herkes azap çekmekten kurtulacak. Ben dahil. Nasıl çalışıyor ya? Kim ki? Aa, Emine teyze, Tuğçe. Bu tatlı kızım, evini ararken yanlışlıkla benim zilime basmış. Ben de aldım onu, getirdim. Hem de bakayım dur dedim, yerleşebildin mi? Aman, 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 aman. Aa! Buyurun, buyurun. Rahat, rahat gezin. Aman pek beğendim oğlum. Çiçek gibi yapmışsın her tarafı. Ya annem sağ olsun birini tutmuş. Biz de annem, anneannem, dayım, kardeşlerim hep beraber yerleştirdik işte. Çocuğum, niçin bana bir haber vermediniz ki size güzel çay yapayım, getireyim? Aslında annem sizinle görüşmek istedi, sizinle tanışmak istedi. Hatta kapınızın zilini de çaldı ama siz evde yoktunuz galiba. Aa, o gün emeklimi çekmeye gitmişim. Herhalde o zaman geldiler, hay Allah. Neyse hani kısmet değilmiş, bir dahakine inşallah. Emine teyze ev sahibim Tuğçe. Evet öyleymiş. Bu sevdiğin arkadaşın herhalde. Sen ne kadar beyefendiysen inan o da o kadar hanım kız. Annecikleriniz, babacıklarınız sizi ne güzel yetiştirmişler. Hadi oğlum ben gidiyorum. Bir şey lazım olursa ararsınız beni. Tamam Emine teyze. Bir şey soracağım ben. Bu televizyonu nasıl çalıştırıyorum? Ben kumandasını bulamadım da. İlahi be oğlum. Siyah beyaz televizyon mu? Bunda kumanda ne güzel. Tabii sen daha küçüksün. Doğduğunda belki bunu görmedin. Bak ne diyeceğim sana. Şu düğmeye bastığın zaman açılıyor. Bunlara da bastığın zaman kanal değiştiriyorsun. Tamam mı oğlum? Eğer yapamazsanız ateşte yemeğim var çünkü. Yine haber verirsiniz, gelirim. Oldu mu? Tamam, tamam. Yo, ben giderim. Siz rahatsız olmayın çocuğum. Sen nasıl geldin? Şey, beni Ceren çağırdı. Yardım ederim diye düşündüm. O da burada olacak sanıyordum. Ama her şeyi bitirmişsiniz. Gideyim mi? Şey... Kal. Hem belki şu şeyi çalıştırmama yardım edersin. Uzun zaman oldu tabii.
Biri kalkar lavaboya gider, insan konuşacak bir şey bulamaz, değil mi? Ama sen eskisi gibi değilsin, bayağı konuşkansın yani. Yo, eskiden de böyleydim. Ben hiçbir zaman çok konuşmayı sevmedim. Ha, ters tarafın devam ediyor ama ters hala değilim. Sertsin. Değilim, kabuğum öyle. Mesaj geldi galiba. Benim değil. Mesaj dedi. Be. Ne oldu? Fatura bilgisi. Efecan ne zaman görebileceğim? Yarın görürsün. Annesi bırakacak sabah. Oh, harika. O zaman Suzan'ı da görebileceğim. Yani Suzan'ı görmek istiyorsan aşağı inmen gerekecek. Çünkü onun yukarı çıkması yasak. Aa, neden? Neden bu kadar birbirinize düşman oldunuz? Anlayamıyorum bir türlü. Ya neden olmayacakmışız? Boşanırken yok perileri görüyorsun, merileri görüyorsun diye bilmem, benden dünyanın parasını aldı. Çocuğun velayetini de aldı. Haftada bir görüyorum Efecan'ı ya. Bütün bunları yapan kadına bir de yukarı çık istersen beraber kahve mi içelim diyeceğim. Geçti artık, geçti. Üstelik artık benim hayatımda yeni biri var. Öyle mi? Hadi kalkın, sözü atmasına rağmen hala Avni'nin kalbindeki sözlüsü olan Zeyno'nun yerine gidelim. Zeyno, sözlenmeler, söz atmalar. Yani oldu öyle bir şey işte Zeyno'yla sözlenme falan ama sana anlatamadım. Bu arada masal da bitti tabii. Kim bu Zeyno? Nasıl bir insan? Ne zaman sözlendin, sözü attın? Neler oluyor hiçbir şey anlayamıyorum. Tabii anlamazsın çünkü vakit olmadı sana anlatmaktan. O kadar koşturduk ki bugün bir de eşyaların ağırlığıyla yani yeni kendimize geliyoruz. Anlatayım. Hani Betüş Hanım var ya bizim komşumuz. Evet. Onun kafesi de var. Suzan orada çalışıyordu. Evet. İyi biliyorsun. İşte Suzan artık orada çalışmıyor. Çünkü bizim boşanmamızdan sonra Suzan oradan gitti. Betüş Hanım da yeni birini aldı. İşte tesadüfe o yeni biri de Zeyno oldu. Biz orada tanıştık. Yani biri gitti. Biri geldi, böyle bir şey oldu. Hadi gidelim işte, hadi. Yok, gitmem. Yani Zeyno'yla aramda geçenlerden sonra gururumu ayaklar altına alıp gidemem oraya. Gayet de gidersin. Ya gidemem diyorum. Yani daha sonra gideriz. Yani yanlış... Allah! Bir dakika, bir mesaj daha geldi. Bakın aklıma ne geldi? Kafede gidelim de kahvelerimizi orada içelim hadi. Hadi hadi. Hadi yürü yürü. Hangi kafeye? Ya bizim kafeye ya. Zeyno'nun kafeye. Betüş'ün kafeye gidelim. Zeyno'yu karıştırma. Ha, ama kahvemizi şey, orada içelim. Güzel güzel. Köpüklü yapıyorlar. Annemle babam burada olduğumu bilseler var ya. Ya nereden bilecekler? Annenin yanında kopyam var. Buradaysa başkalarına görünmez yaptım. Hep burada mı oynayacağız? Bir yerlere gidelim. Nereye mesela? Hani devler ülkesine gidecektik, gidememiştik. Gidelim mi? Gidelim. Yok, oraya bir gün gitmeyelim. Ama niye ya? Çünkü benim daha iyi fikrim var. Oraya yarın gideriz. Neymiş daha iyi fikir? Bu gece yıldız yağmuru var, onu seyretmeye. Ama daha gece olmadı ki. Olur mu? Şu andaki öteki yarım kürede gece. Görmek ister misin? İstemez olur muyum? Hiç yıldız yağmur görmedim. Işıklı ışıklı bir şeydir herhalde. Hadi beni götür. Peki. İn o zaman. Diyorsun. Gördüklerime inanamıyorum. Şu yıldızlara bak. Aşağıda gördüklerimizden daha parlak var. Thank you.
Kahveler hazır. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yeni bir televizyon alman lazım. Ya evet, öyle görünüyor. Ama çalışıyorsun, alırsın. Yani ben de sana borç verebilirim. Harçlıklarımdan biriktirmiştim. Yok yok, ben kendim alırım. Yani kendi kendime yettiğimi bizimkilere kanıtlamam lazım, yoksa rezil olurum. Ece gelecek mi? Ece yok, gelmeyecek. Ben akşam kafede çalışacağım ya. Doğru, sen çalışıyorsun bugün. Bugün de her gün çalışıyorum. Kafeye mi gelecek? Yo ya, bilmem, biz öyle bir şey konuşmadık. Çok soru sordum, pardon. Yo, ya sorun değil. Babaannesini görmeye gitti Ankara'ya. Kaan da Silivri'ye gitti. Aa, ne güzel. Herkes tatile gitmiş. Biz de gidelim. Antalya'ya gidelim. Ha, ne dersiniz? Ay, ne güzel olur. Güneşleniriz. Yağlanırız böyle. Denize gireriz. Sonra akşamları diskoya gitmenize de izin veririm ha. E ne bu kararsızlık canım? Ne oluyor size? Abim gelmeyecek mi? Hadi bakalım, buyurun. Kör öldü, badem gözlüm oldu. Nasıl gelsin abin? Çalışıyor çocuk. Kiralarını ödeyecek, faturalarını ödeyecek. Nasıl gelsin? Abim gelmezse ben de gelmem. Ay, kızlar, öldüreceksiniz beni. Ben gelirim. Olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Ay, içime sıkıntılar geldi. Aa, babam geldi. Anneciğim, geldi. Merhaba. Merhaba. Ne habersiniz sen? İşte. Sana ne haber? Ne bileyim baba. Bugün Cem abinin evine gittik. Herkes bir fena oldu. Kıymete bindi Cem. Hani şurada olsa da gene de birbirimizi yesek der olduk yani. Al buradan da o kadar zaten. Yani vallahi düşündükçe şuram boğuluyor. Ya biz anneliği babalığı farklı mı yaşadık sanıyorsunuz ha? Betüş seni, Eda seni bulup anne biz evleniyoruz deyip yuvadan uçmadılar mı? O yumruk nasıl bir histir çok iyi bilirim Sadık. Sizin anneleriniz babalarınız da bilir. Evet, doğru da yani hani bu düğün değil, efendime söyleyeyim hani okul işi değil, askerlik değil. Ya birdenbire oldu be anne. Ama işte hani düşünüyorum da hani çocuk tek başına böyle yaşama cesareti gösterdi. Sus, otur, bekle Sadık diyorum. Ha, aynen öyle. Sadık Bey, inadı bırakıp şöyle bir dolaşsanız Cem'in evini, olmaz mı? Şey, dayanabilir miyim ki acaba? Vallahi dayansanız da dayanmasanız da gidip bir böyle sırtını sıvazlayıp aferin oğlum bu bir başlangıç demek filan lazım gibi geliyor bana. Haklı, Firuze çok haklı. Çalışacaksın, merdivenlere hep yukarı yukarı çıkacaksın. Sonra günün birinde aa ben bir zamanlar avuç içi kadar bir evde oturmuştum diyeceksin. Evet, aslında doğru yani, zaten içime dert olmuştu. O zaman ben yarın bir gideyim ona. Biz de gelelim. Evet, evet. Yok, yok, siz gelmeyin çocuklar. Yani ben hani baş başa erkek erkeğe baba oğlu oturalım istiyorum. Bravo Sadık, harika. Madem bir izin verdin, izninin arkasında dur sen de, değil mi? Betüş Hanım yarım saate gelir. Ben sofrayı hazırlamaya başlayayım. Biz kalmayalım. Bize tabak koyma Firuze. Yapmayın ama ya. Ne olursunuz yani. Şu anda oğlumun hasretiyle içim yanıyor. Ya bir sizler olun ki yanımda hafiflesin biraz, değil mi? Ya ha, şey, Ali'yi de çağır hatta sen. Aa, sahi mi? Tamam, çağırayım o zaman. Hadi içeri geçelim anne. Ay ay ay, burası çok güzel. Mis gibi hava. Burada oturalım. Ben şöyle geçeyim. İyi, tamam. Gel bakayım. Oh. Kafayı. Ya Betüş ya, hiç iyi değilim vallahi.
Yani ben niye aradım ki? Kadın haline otur işte, aramasını bekle değil mi? Niye aradım yani? O beni aradı mı? Mesaj attı mı? Ya da sessiz telefonla? Hiçbir şey yok. Ben tuttum, aradım yani. Bu ne gurursuzluk? Ben aptalın gurursuzun tekiyim, biliyor musun yani? Şimdi gelecek böyle kasıla kasıla. Ne vardı Zeyno ha? Falan öyle yapacak. Erkek milleti öyle çünkü. Ah be Betüş, yani sen niye engellemedin beni ha? Arama deseydin, bekle o seni arar filan deseydin. Niye aramama izin verdin sanki? Hayır ama sen değil miydin Zeyno? Bir elinde cep telefonu, bir elinde normal telefon, böyle telefonlara yapışıp bekleyen. Başka türlü nasıl rahatlayacaktın? Hem yani ne var bunda? Aradın işte, konuştunuz. Aa, ya bu yüzden gemiler yakılır mı küçücük bir sebepten? Hay yani bu yaşta kapris, bu naz nedir anlamıyorum ki. Bak o da seninle barışmak istiyor, gelecek buraya. Evet, doğru söylüyorsun yani. Aa, geliyorlar vallahi. Ay öyledir değil mi? Barışmak için o bir kadın var. O kadın kim? Kim o kadın? Aa, kol kola gitmişler. O kadın. Ne haber? Zeyla, geldin, hoş geldin. Merhaba. Ne haber canım? İyiyim, iyiyim. Hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş bulduk. Döndün mü? Döndüm. Ay ne güzel. Ay, ne olur otursanız ayakta kaldınız. Buyurun sağ Faruk Bey, lütfen. Teşekkür ederim. Ay çok güzel. Ne o Zeynep? Merhaba. Neler yaptın bunca yıl? Aa, çok şey yani, genişledik, büyüdük. Orada her şeyi yerleştirip buraya döndüm. Hı. Biliyorsun daha önce dönmek isterdim ama yani olmadı işte. Burada olsaydım eğer Avni ile Suzan'ın o ayrılma dönemlerinde belki bir şeyler yapabilirdim. En azından Efecan için o aileyi kurtarmaya çalışabilirdim. Evet, Zeyno'cum, Zelal, Avni Bey'in halasının kızı. Ha, Allah bağışlasın. Uzun yıllardır Türkiye'de yoktu. Böyle tasarım, giyim üzerine mağazaları var. Büyük şirketlerin başında kendisi. Daha da yeni inmiş galiba değil mi? Avni Bey onu almış havaalanından. Konuşmaya vakit bulamamışlar. Anca anlatıyor Avni Bey meseleleri. Aynen öyle oldu, aynen öyle oldu. Yani havaalanın indi otele, biz oradan aldık. Yolda yani fırsatımız olmadı boşanmaları falan şey yapmaya. O sırada mesaj geldi. Biz de hemen buraya geldik. Ben yani seninle tanıştırmak için getirdim sözlüm olarak. Hemen düzelteyim, eski sözlüsü olarak. Bakın yüzük falan yok ya. Neyse, ben tanıştığıma çok memnun oldum ama ben çalışan bir insanım. Burada bir sürü işim gücüm var, müşterilerim var değil mi? Siz rahat olun, kaynaşın yani. Hoşça kalın. Ya ne yaptın sen Zelal? Ne bu şiddet bu Zelal? Yattın beni, yattın. Ne dedin sen? Canım ben bu kadar alınganlık göstereceğini nereden bilebilirdim ki? Zelal, akıl vermek bana düşmez ama yani tam her şey hani yoluna girdi derken tekrar. Ama bayılıyorum sana. Yani az konuşuyorsun, öz konuşuyorsun. Açık kalp, açık söz. Sevdiğim kadın tipi. En sevdiğim kadın tipi. Ya Faruk, sırası mı Allah aşkına? Bak Zelal, ne olur ne yap ne et. Bu kadınla benim aramı bul. Ben bu kadını seviyorum ya. Ben bundan ayrılmak istemiyorum. Ben düzelt şunu. Ya ne yapabilirim ki? Ya ben başından beri Suzan'ı seviyorum. Ayrılmanızdan da hoşnut falan değilim. Zaten Zeyno'yu sevip sevmeyeceğimi zaman gösterecek. Madem senin için bu kadar önemli, git kendin konuş. Hem biz de bu arada anlamış oluruz sen onun için ne kadar önemlisin değil mi? Ay oğlum geldi. Canım hoş geldin canım. Hoş bulduk anne. Sen niye gitmedin? Seni görmeden çıkmayayım dedim oğlum. Nasılsın? İyiyim. İdare etmeye çalışıyorum. Herkese merhaba. 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 Bitirdin babanı genç, bitirdin. Hadi ya. Ya hala kötü mü? Biraz. Eve gidince göreceğiz. Gel. Olmayacak. Aa, ne oluyor? Gelir, gelir. Ya ne yapıyorsun? Hayır, hani bırakın mısın? Hayır, bırak. Konuşmamız gerekiyor. Çalışıyorum burada. Ben de çalışmak istiyorum. Gel, gel, gel. Bırakır mısın? Anne çekiştirip durma beni. Aa. Ya seninle konuşmak için çekiştiriyorum. Bak, sen akrabamın dediğine bakma. Onun bir şeyden haberi yok. Sen niye beni çağırdın onu söyle. Niye seni çağırdığımı falan düşünmüyorum. Ben yani biraz önce anladım ki bu iş olmaz. Hı? Yani baksana canım. Yani benim ailem yok ama senin var olan ailen de maalesef beni sevemeyecek yani. Durum onu gösteriyor. Onların aklı hala Suzan'da. Hayır, yanlış anlıyorsun. Sen bir kişiye bakarak bunu konuşma böyle. Çünkü yoktu. Uzun yıllar yurt dışındaydı o. Hiç konuşamadık. Geldiği zaman da vakit bulamadık. Koşturmadan bir türlü durumu anlatamadım. Ama bu arada senin mesajın geldi. Yani neden beni çağırdın onu söyle. Ya neden çağıracağım? Yani şey için çağırdım ben seni. Yani bu kadar yol almışken bir orta yol bulamaz mıyız diye. Yoksa çalışmayacağım, evde oturacağız falan demek için değil yani.
buluruz. Zeynep, bulamaz mıyız? Orta yolu kesinlikle buluruz. Bulalım mı hatta? Şimdi buldum. Part time çalış. Part time mı? Part time yani meali şey yani yarım gün, yarım gün yani az çalış da az. Bir gün gündüz, bir gün gece ya da yalnız gündüz gece yani ayır. Tamam biliyorum ben part time'ın ne demek olduğunu biliyorum. Yani... Ya anne, sen beni gerçekten seviyor musun? Zeynep, seni gerçekten seviyorum. Sevmez olur muyum? Yani belki bu durumlarda böyle part time gösteriyorum ama ben seni full time seviyorum. Full time. Tamam o zaman. Yani Betüş'le konuşurum, part time çalışırım. Anlaştık. Tamam mı? Niye aramadın beni? Ha? Bu kadar uzun vallahi canımı çıkardın abini. Şimdi bunlar kayan yıldızlar mı? Ya yıldız yağmuru işte. Babam yıldız kaydığını görünce dilek dile derdi hep. E milyonlarca yıldız yağıyor, milyonlarca dilek dileyebilirsin. Tamam, hadi gözlerimizi kapatalım, beraber dileyelim. E ben periyim, ben ne istersem olur zaten. Olur mu? Bir daha ceza almamayı dileyebilirsin. Fani arkadaşlarına bir şey olmamasını dileyebilirsin. Doğru. Hadi gözlerimizi kapatalım, beraber dinleyelim. Perileceğim, şunlara bak. O kadar masumlar, o kadar tatlılar ki. Öyleler. Bu yüzden bu defa Zeytin'e ceza vermeyeceğim. Perileceğim, bir bilseler her şeyin anahtarı inanmak, istemek. Başarı arkadan gelir. Öyle. Yaşaya yaşaya öğrenecekler. Belki de aynı Cem gibi. Değil mi ama?